Yaptığını beğendin mi? Be. Eline ne geçti? Mutlu musun şimdi? Tabii ki de çok keyifliyim. Sizden intikamımı aldım. Bu şehir artık benim. Şimdilik sen kazandın. Ama bu iş burada bitmedi. Seninle tekrar hesaplaşacağız. Zengin eğer seni şehirden atmamı istemiyorsan sesini kes. Ya da daha kötüsü seni öldür edebilirim. Tamam daha fazla tartışmaya gerek yok. Şehir senin işte. Tamam şimdi hepiniz evlerinize dağılın. Benden habersiz kimse şehirden ayrılmayacak. Yoksa canınızı okurum. Korumalar, şimdi şehrin dört bir tarafına dağılıyorsunuz. Benden habersiz bu şehirde kuş bile uçmayacak. Ben de gideyim de kendime kalacak bir ev bulayım bakayım. Hadi dağılın bakayım. Gideyim de kendime bir ev bulayım. Ha, Bu ev güzelmiş aslında ama ee, benim için küçük. Ben daha büyük bir ev istiyorum. Burası da güzelmiş ama rengini hiç sevmedim. Burası da altın şövalye ha evini de hiç beğenmedim ya Şuna bak altından neyse ben bu altınları alırım Kendine düzgün bir ev yapsın belki de ölmüştür Fakirin evi tam bir fakir evi şuna bak tahtadan Ben daha lüks yaşarım bu da ağaçtan bir ev ee, Yükseklik korkum var ben oraya çıkamam Bakayım işte aradığım ev tam da burası Bu köpek teneyin nesi burada duruyor böyle Gideyim de şuruna konuşayım. Bu evin sahibi kim? Büyük ihtimal böyle güzel bir evin sahibi herhalde zengindir. Zenginle bir konuşalım bakalım. Bakalım evde mi? Hiç kapıyı çalmama gerek yok. Şehir zaten benim. Zengin! Zengin neredesin? Çabuk buraya gel. Ne istiyorsun mafya Kenan? Niye geldin ha? Çabuk aşağıya gel. Konuşacaklarımız var. Hadi. Tamam geliyorum. Bekle. Ben de şuraya bir oturayım ya. Bakalım. Koltukları rahat mıymış? Rahat koltuklara benziyor ama... ha ...koltukları da rahatmış. Bu evin dizaynını da sevdim. Ee, yeni evim yapılana kadar burada kalabilirim. Hatta bu evi kendime bile alabilirim. <laughs> ne istiyor bu adam yine ya? Şehrimizi ele geçirdi yetmiyormuş gibi... ...bir de evimize gelmiş bize isteklerde bulunuyor. Ne yüzsüz bir adam bu böyle ya? Arkadaşlar böyle kendini bilmezlerle... Mücadele edebilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Lütfen videoyu beğenip, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Size ihtiyacımız var. Gidip şuna bir bakayım ne istiyormuş. Bakalım mafya kanının derdi neymiş. Bir de evime geliyor. Kapıyı bile çalmıyor. Sanki kendi evi. Evet mafya Kenan. Ne istiyorsun hemen söyle. Zengin biraz düşündüm ve bir karar verdim. He. öyle ki biliyorsun bu şehir artık benim. Yani kalacak bir yere ihtiyacım var ve kendime ev yaptırmayı düşünüyorum. Ama maalesef ki şimdilik kalacak hiçbir yerim yok. Evimi yapana kadar burada kalacağım. Yani senin anlayacağın evine el koyuyorum. Ve ben evimi kimseyle paylaşmayı sevmem. Bu yüzden seni buradan kovuyorum. Bir an önce pılını pırtını topla ve git buradan. Ne? Ne diyorsun sen ya? Burası benim evim. Benim evimi asla alamazsın asla. Bana bak defol git evimden. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Seni burada öldüreceğim. Bana bak zengin. Benimle düzgün konuş. Sana ve sevdiklerine zarar gelmesini istemiyorsan dediklerimi yapacaksın. Altın şövalyeyi hatırla. Altın şövalyenin başına gelenler senin başına gelebilir ya da bir başkasının belki kardeşin fakirin başına gelir ha Bana bak kardeşimden uzak dur tamam mı tamam ev senin olsun ama bu yaptığın kötülüklerin hesabını bir gün mutlaka göreceksin Hadi zengin hadi bir an önce git buradan hadi Tamam şimdilik gidiyorum ama bu iş burada bitmez haberin olsun İnanamıyorum ya adam geldiği gibi bizi evimizden attı böyle bir şey olabilir mi Tarçın sakin ol oğlum. Bu adamın sana kötü davranmasına asla izin vermem. Şimdilik burada dur. En kısa sürede bu sorunu çözeceğim. Gidip fakirle konuşayım. Bakalım neler yapabiliriz. Bir şeyler düşünmeliyiz. Yoksa bu böyle gitmez. Adam geldi evimizi, şehrimizi ele geçirdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Fakir, fakir kardeşim evde misin? Evdeyim abicim. Başka nerede olacağım? Tamam kardeşim geliyorum. Fakir, kardeşim ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok abicim. Ne yapacağız inan bilmiyorum. Bu zorba geldi ve şehrimizi ele geçirdi. O kadar emek verdik bu şehre. Bir de altın şövalyeyi yaraladı. Bir şeyler düşünmeliyiz. Ellerinde silahlar var ve gerçekten çok güçlüler. Evet fakir silahları var. Ha? Evet silah fakir silah. Hadi biraz düşün. Silah olan başka hangi arkadaşımız var? Silah olan başka hangi arkadaşımız mı var? Bilmiyorum zengin. Hatırlamıyorum. Fakir komutan vardı ya hani. Zombilerin işgalinde onlara yardım etmiştik. Gidelim ondan yardım isteyelim. Belki bize yardım eder ve bu zorbayı bu şehirden atar. Hatta tutuklayıp hapse atarız onu. Doğru söylüyorsun abicim. Hadi bir an önce gidelim. Ama nasıl gideceğiz ki? Mafya kenan şehirden çıkmamıza asla izin vermez. Hem korumalar da etrafı sarmaya başladı. Şehri ele geçirdiler abicim. Biliyorum. Aklımda bir fikir var. Sen burada bekle. Ben gidip bir yolunu bulacağım şehirden çıkmak için. Tamam mı? Tamam abicim. Çok dikkat et. Sakın onunla ters düşme. Seni de falan vurur bir de. Merak etme kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Ben gidiyorum kardeşim. Kendine dikkat et. Şimdi görürsün sen. Bakalım askerlerle nasıl baş edeceksin mafya Kenan. Şunlara bak. Her yeri sarmışlar. Her köşe başına adamlar koymuşlar. Bak bir de evime de adamlarını koymuş. Sen şimdi görürsün. Korumalar. Mafya Kenan'la konuşmam gereken önemli bir mevzu var. Nasıl bir mevzu? Söyle bakalım. Onunla konuşacağım. Merak etmeyin üstümde silah yok. Zaten içeride Mafya Kenan'la görüşmüştük. Tamam gidi içeri ama hareketlerine dikkat et. Tamam merak etmeyin. Mafya Kenan. Mafya Kenan. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ah eh, ne var zengin beni rahatsız edip durma ne istiyorsun? Mafya Kenan şehirden ayrılmam gerekiyor. Ne sen beni keriz mi sandın? Hayatta şehirden ayrılmana izin vermem. Hiçbir yere gidemezsin. Ama kendim için değil senin için ayrılmak istiyorum. Ne benim için mi? Ne diyorsun sen ya? Ev yaptıracaktın değil mi? Evet ama ne alakası var bununla? Tanıdığım bir usta var Selim Usta. Sana güzel bir ev yapar. Gerçekten çok yetenekli bir ustadır. Burada gördüğün bütün evleri o yaptı. Eğer istersen sana da çok güzel bir ev yaptırabiliriz. Ama bir şartla. Bu evden çıkacaksın. Bu evi tekrar bana bırakacaksın. Ee öyle mi? Aslında olabilir. Evet. Güzel bir ev yapacaksa çok iyi olur. İstediğim gibi bir ev yaptırırım ona. Silah deposu falan da olur. Tamam işte. İzin ver ayrılayım şehirden. Gidip konuşayım. Sonra Selim Usta'yı buraya getirir seninle konuştururum olur mu? Olur ama yalnız gideceksin. Olmaz. Fakirin de gelmesi lazım. İnşaat malzemeleri var. Taşımaya yardım edecek. Of tamam gidin ama hızlı bir şekilde geri döneceksiniz. O Selim Usta'yı bana getirin. Onunla konuşacağım. Tamam Mafya Kenan. Sana çok güzel bir ev yapacağız. Merak etme. Hadi şimdi kaybol buradan. Hadi. Tamam gidiyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın Mafya Kenan. Görüşeceğiz seninle. Fakiri de alayım da. Komutanın yanına gidelim. Bakalım bize yardım edecek mi? Fakir, kardeşim hadi gidiyoruz. Gerçekten izin alabildin mi abicim? Hadi bir an önce gidelim. İşte fakir sonunda geldik. Askerler orada. Hadi gidip komutanla konuşalım. Hadi abicim, bir an önce gidip konuşalım ve şu işi halledelim. Tamam kardeşim. Hadi beni takip et. Umarım bize yardım ederler. Gerçekten yardıma çok ihtiyacımız var. Merhaba, kolay gelsin asker. Aa, zengin ve fakir hoş geldiniz. Ne istiyordunuz? Acilen komutanınızla görüşmem lazım. Hemen. Tamam, hadi içeri gelin orada durmayın öyle. Zengin ve fakir hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim eski dostlarım? Komutanım, başımızda çok büyük bir bela var. Yardımınıza ihtiyacımız var. Evet, bize yardım etmeniz lazım. Yoksa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Sakin olun, sadece anlatın ve neler yapabiliriz görelim. Komutanım, bir mafya şehrimizi bastı ve şehrimizi ele geçirdi ve bir arkadaşımız da vurarak hastanelik etti. Durumu gerçekten kritik. Birinin bu zorbalara haddini bildirmesi lazım. O kişi de ben oluyorum herhalde. Merak etme zengin, bu işin üstesinden gelebilirim. Ben çok iyi askeri eğitim aldım. Onlara tek başıma bile yeterim merak etme. Sağ olun komutanım ama dikkat edin silahlılar ve çok kalabalıklar. Sayının hiçbir önemi yok. Önemli olan eğitimdir. Şimdi gidin. Ben akşam vakti gelip şehrinizi onlardan temizleyeceğim. Çok sağ olun komutanım. Size borçlandık. Ne demek? Biz dostuz. Hadi bir an önce gidin. Mafya Kenan sonunda geldim. Ve sana haberlerim var. Ne oldu zengin? Ben yanında usta falan göremiyorum. Hemen bana cevap ver. Selim Usta'nın bugün bir inşaatı varmış. Bu yüzden gelemiyor. Yarın bizimle olacak. Ne demek yarın? Benim evim hepsinden daha önemli. Hemen gelmesi lazımdı. Yarın geldiğinde artık hesabını sorarsınız. Şimdi ben ne yapacağım? Nerede kalacağım? Bana ne? Nerede kalıyorsan kal. Bu evden uzak dur. Bu ev artık benim. Şimdi çık defol. Gözüm görmesin seni. Tamam gidiyorum gidelim bakalım gidelim son saatlerini böyle mutlu yaşa Mafya Kenan görüşeceğiz hepinizle görüşeceğiz bakalım ne olacak gidip fakirle bir konuşayım zengin abicim ne oldu beni evden kovdu Mafya Kenan gece çökene kadar burada kalabilir miyim kardeşim şurada kanepeye uzanır yatarım tabi abicim ne demek Sormana ta, burası senin de evin Sağ ol kardeşim Hadi gecenin çökmesini bekleyelim de şurada oturalım. Tamam abicim. Hadi komutanı bekleyelim. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Zengin ve fakirin bahsettiği şehir burası olmalı. Yanıma neyse ki çok güçlü bir silah aldım. Hepsini tek seferde öldüreceğim. Zorbalık neymiş hepsini göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Girişte iki kişi var girişten silah sesi yapıp sağdan girerim. Ondan sonra sağdakileri halledip şuradaki zenginin evin etrafından dolaştıktan sonra da mafya Kenan'ı indiririm. Evet planım bu şekilde. Bunlar gece 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 gözlüğü takmış. Doğru düzgün göremiyorlardır bile. Artistlik yapacağım derken ölecekler. Hey, hey dostum merhaba. İşte bu kadar. İşte sen de, seni de hallettim. Zorbalık neymiş ha? Evet. Gecenin karanlığından faydalanıp hepsini öldüreceğim. Hey sen. İşte sen de gittin. Sırada iki kişi var. Bir de hastaneyi ele geçirmişler. Terbiyesiz elifler. Buraya gelin. İşte sen de gittin. Ne bakıyorsun öyle? Al bakalım. İşte tüm gücünüz bu kadar mı ha? Hastaneyi ele geçirecek kadar alçaldınız mı? Gelin bakalım şurada da bir kişi var. Ama şurada etrafından dolaşacağım. Hadi bakalım. Görüşeceğiz sizinle. Üzdüğünüz insanların hesabını vereceksiniz. Haksız yere bu şehre ele geçirdiniz. Ben de size bunu ödeteceğim. Hadi bakalım. Ne bakıyorsun öyle? Al bakalım. Sen de. Demek bana ateş edersin ha? Al bakalım. Neyse ki çelik yelek giymiştim. Şurada da bir kişi var. Buraya gel. Seni sersem. Karanlıkta göremezsin tabii ki min ateş ettiğini. Merhaba. <laughs> Bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim. Ha, mafya Kenan burada olmalı. işte korumaları. Sessizce ne gideyim? Evet. Hazırım. Buraya gelin sizi sersemler. Evet. Mafya Kenan. Sakın ani bir hareket yapma. Yoksa seni vururum. Tamam tamam teslim oluyorum. Bana zarar verme sakın tamam. İçeri geliyorum sakın ani bir hareket yapayım deme. Demek tüm bu zorbalıkları yapan sendin. Tamam sakın ateş etme sakın. Kes sesini. Sakın ani bir hareket yapma. Zengin. Fakir. Buraya gelin. Burası tamam. Burası tamam çocuklar. Hepsini hallettim. Çok sağ olun komutanım. Çok teşekkür ederiz. Sana bunu ödeyeceksin demiştim değil mi mafya Kenan? Beni yine alt ettiniz. Ama bu iş burada bitmez. Sizin peşinizi bırakmayacağım. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? İnsan biraz akıllanır ya biraz akıllanır. Şimdi hapsi boylayacaksın. Hadi yürü hapse gidiyorsun. Zengin ve fakir tebrikler. Mafya Kenan'ı yakalamışsınız. Evet dedektif Tarık onu yakaladık. Artık işlediği suçların hesabını verecek. Evet, hepsinin hesabını verecek. Hem yaşlı amca da burada yalnız kalmamış olur. Buradan çıktığım zaman yine görüşeceğiz sizinle. Bu iş burada bitmez. <laughs>